Neslihan'ı eve getirmişler. Rahat battı tabii. O ne rüya? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey? O şey değil mi o? O serserinin fotoğrafı değil mi o? Ya öylesine haberlere falan bakıyordum. Ver bakayım. Anne. Ver bakayım, neye bakıyordun? Rüya ne bu? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey kızım? Ne yapıyorsun sen? Ya o çocuk. Yani Yaman. Neslihan teyzenin kaçırılan oğlu olabilirmiş. Ne? Nereden çıktı ya bu saçmalık? Kim söylüyor bunu? Ya kendisi söyledi. Yani bana değil, Serhan amcaya dedi. Hastaneye geldi, kendini anlatmaya çalıştı. Bir fotoğraf varmış bunda. Evde de aynısını görmüş. Benim fotoğrafım, benim çocukluğum bu dedi. Annesi olduğu için mi bıçaklamış Nesli'yi? Ya hayır. Allah'ız evini basınca... Yani kazaymış, bilerek yapmamış. Hadi oradan be. Pis sahtekar. Ne sahtekar ya? Ne biliyorsun da sahtekar? Önce bir dinle ya. Serhan amca da aynı böyle yaptı. Neyi işte. Neyi dinleyeceğim ya? İnsan saf mısın? Pisliğin teki eve giriyor, kadını bıçaklıyor. Ondan sonra paçayı kurtarmak için... Ya paçayı kurtarmak için olsa niye hastaneye gelsin anne? Çünkü polisin peşinde olduğunu biliyor. Enseleneceğini biliyor. Yazmış arama motoruna. Öğrenmiş hikayeyi yersen. Ya oysa? Ya gerçekten Alice? Kızım. Rüyacığım, babasının tanıyamadığını bir bakışta sen mi tanıdın aşk? Ya anne. Allah aşkına şu fotoğrafa baksana, bir çok benzemiyorlar mı? Neslihan teyzeye söylesek. Sakın. Sakın Nesli'ye böyle bir şey yapma. Gel. Bak. Defalarca umutlandı. Defalarca yıkıldı benim arkadaşım. Yeter, gözümün önünde aklını kaçırdı ya kadın. Kimsenin dili varmıyor söylemeye ama ben söyleyeyim. Ali'ciğimiz öldü. Öldü o çocuk. Fidyeyi aldılar, çocuk da bunu gördü. Sağ bırakırlar mı? Oğlu öldü ama benim güzel arkadaşım kafasında öldüremiyor, yani kabul edemiyor. Olay bu. Bak. Serhan amcan kadar güçlü değil Nesli. Aklı pamuk ipliğine bağlı zaten. Dağılır gider. Oynama ayarlarıyla. Sakın bunun vebalini sen de ben de kaldıramayız. Hem zaten yani ufacık bir ihtimal olsa Serhan bütün dünyayı ayağa kaldırırdı ya. O kadar düşkündü ki oğluna. Yok, bu çocuk Ali falan olamaz. At hırsızı gibi bir şey. Rüya nereden öğrenmiş? Odanın tuvaletindeymiş çünkü. Söylememiş olsun Şebnem, ne olur. Neslihan'a söylememiş olsun. Daha yarası iyileşmeden... Çok tembih etti, merak etme. Sen karışma dedim. Kimse karışmasın. Dedim ama rüya bu. Tanıyorum kızımı, meraklıdır, o kurcalar. Hem sana söyleyen karşısına çıkıp Neslihan'a söylemeyecek mi sence? Söyleyemeyecek. Bir daha Neslihan'ın karşısına çıkmasına izin vermeyeceğim. Bir daha hiç kimse karımın karşısına çıkıp martavada okuyamayacak. Aynı şeyleri bir daha yaşamayacağız. Başa sarmayacağız, tamam mı? Burama kadar geldi, yetti artık. Test sonucu beklemek yok. O DNA harflerini yan yana duymak bile istemiyorum. Ya bu sefer doğruysa? Ya gerçekten oysa? Saçmalama Şebnem ya. Bari sen saçmalama ya. Çocuk benim. Aynısı sizin evde de vardı.
Biri çıkıp Ali benim dediğinde allak bullak oluyorsun değil mi? Ya işte rüya. İşte o hissettiklerini binle milyonla çarp. Anne baba olarak o kadar çok boşuma da kapıldık ki. Ya gerçekten oysa? Ya yanılıyorsanız? Keşke. O kadar çok yanıldık ki daha önce. O kadar çok hayale kapıldık ki. Yüzlerce ihbar, onlarca DNA testi. Sonra bir o kadar umut, heyecan. Sonra yine hayal kırıklığı. Hatta bir keresinde bir kadın gelmişti. Olayın üzerinden yıllar geçmiş. Yanında bir çocuk. Ben buldum, büyüttüm dedi. Neslihan o çocuğa öyle bir sarıldı ki. Bırakmıyor. Haksız da değil yani. Çocuk Ali'nin kopyası. Ama içime sinmedi benim. Niye biliyor musun? Bakışları farklıydı. Bir yerde okumuştum. İnsanın bir tek bakışları, gözleri değişmezmiş. Eğer gerçekten oğlum olsaydı, onu gözlerinden tanırdım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.